Hızır Bey günaydın. Şu anda ekran karşısında olan bizleri izleyen bizleri ve Türkiye'nin gündemini takip alan tüm izleyicilerimize günaydınlarımızı iletelim bizlerde. Hızır Bey diyor, diyor ki önce 150 kWh üstü elektriğe %126 zam yaptılar. Şimdi kullanım miktarı 150 kWh geçsin diye sayaç okuma süresini 35 güne çıkartmışlar. Yok ya yapmazlar. Hani öyle bir şey yapmazlar. Zaten %126'lık zam yapmışlar. Bir de böyle bunun üzerine çıksın diye beklerler mi? Zannetmiyorum yapmazlar. Hani böyle fedakarlık yapan bir devlet, vatandaşına fedakarca yaklaşan bir devlet elektrik faturalarının daha fazla artmasını ister mi? Bence Hızır Bey yapmaz hani öyle bir şey olmuyordur diye düşünüyorum. Bu arada yine ilginç ilginç faturalar geliyor. Bu faturalar geldikçe bendeki endişe seviyesi de daha da bir yükseliyor. Bir aylık faturam yanlış anlaşılma olmasın pik yaptı evimde 3 artı 1 demiş. Elektrik faturası 719 lira gelmiş. Murat Bey, Murat Çok Eker tarafından gelen Fatura da bu şekilde. Şimdi geri dönecek olursak Abdülhamit Gül gitti, Bekir Bozdağ geldi. Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kabine içindeki iki isimdi zaman zaman bu adalet konusunda yargıya, adalete, hukuka, hukukun üstünlüğüne yaklaşım konusunda ciddi anlamda farklı pozisyonlarda duran iki isimdi ve karşı karşıya gelen isimlerdi. Şimdi Abdülhamit Gül gitti yerine Bekir Bozdağ geldi. Bekir Bozdağ'ın geleceğiyle ilgili aslında böyle çok fazla da nasıl söyleyeyim sürpriz yoktu. Ankara kulislerinde konuşulan bir konuydu. Hatta dün eğer orta sayfa programını izlediyseniz deneyimli gazeteciler Fox Haber genel yayın yönetmeni Doğan Şentürk. Sonra işte hafta sonları biz yan yana geliyoruz Deniz abi Deniz Zeyrek ve orada deneyimli gazeteciler aslında bir lafta çarptılar. Hani dün gece dün gecenin resmi gazetesinde olabileceklere bir kabinede revizyona kabinede değişikliğe bir dikkat çekmeye çalıştılar. Hayret program bitti. Program bitti ve sonrasında da resmi gazete yayınlandı. Program içinde de yayınlanır da çünkü sürekli tam da böyle 12 12.01 o saatlerde yayınlanan resmi gazete nedense programın bitimine denk geldi. Polis bilgileri, Ankara'dan gelen, bizim ne arkadaşlarımızın olacak? Ankara'dan aldığı bir bilgi var. Adalet şey Bakanlığı'nı Gaziantep'ten alıp Yozgat'a mı verecekler, falan gibi bir şey yani. Ee, daha sen da, daha açık nasıl olabilir ki yani deniz. Ne, sen ne, direkt söyledin. Sen, bütün sen dan 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 yaptın yani şu anda. Dam evet. dam dam. AkTÜremit Gül'ün görevden affını istediği yerine Bekir Bozdağ'ın getirildiği kabine değişikliği... ...resmi gazetede yayınlanmadan dakikalar önce Fox ekranlarında orta sayfada dillendirildi. Neden ısrarla soruyorsun resmi gazeteyi? Bir şey resmi mi bekliyorsun? Resmi gazeteyi ısrarla sormamın sebebi şey. Hani hiçbir şey olmasa bile bir şeyler oluyor gibi bir, bir, şey bir şeyler mı? geldi. Yani kuşlar bir evet. şey söyledi. Resmi gazete de bir şey olacak denilmiş. Öyle mi? Kulis bilgileri. Acaba anında. daha önce Adalet Bakanlığı yapmış bir isimden mi bahsediyoruz? E, Yozgat'ta kaç tane olabilir? Bekir Bekir Bozdağ'dan bahsediyoruz. Ya, Ankara'da bu gazetecilerin bugün yargı muhabirlerinin, meclis muhabirlerinin kendi aralarındaki muhabbetlerinde bu akşam Bakanlar Kurulu'nda değişiklik olabilir. O gidebilir, bu gelebilir. Bugün gelebilir. için mi? Evet, evet. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ün moderatörlüğünde her hafta gündemin en can alıcı maddelerini masaya yatıran deneyimli gazeteciler Çiğdem Toker, Deniz Zeyrek, Nevşin Mengü ve Murat Yetkin. Dün geceki programda paylaştılar aldıkları bilgiyi. Kulis bilgisiydi, program bittikten dakikalar sonra yayınlanan resmi gazeteyle kesinleşti. En azından akşam an, böyle bir açık şey açık, olacak. açık şunu söyleyelim. Antep kim, Yozgat kim? Antep şu ki, Yozgat'ta sevgili arkadaşlar Bekir Bozdağ. Bekir Bozdağ. Eski bakan. Sadece kabine değişikliği değil Türkiye'nin konuştuğu ne varsa yine orta sayfada masaya yatırıldı. Bu Cuma'da orta sayfada buluşuldu.